Herkese merhaba. Bir zamanların en popüler dizisi olan Sana Bir Sır Vereceğim 5 Temmuz 2013 yılında başlamış ve 2 Şubat 2014 yılında 29. bölümde ekranlara veda etmişti. Biz de sizler için Sana Bir Sır Vereceğim oyuncularının değişimini derledik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olduysanız hadi başlayalım. Muratan 1 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Dizide Mehmet karakterini canlandırmıştır. 2007 yılında ilk oynadığı Mutluluk filmiyle Altın Portakal ödülü almıştır. Vazgeç Gönlüm, Evlat Kokusu, Savaşçı, Akif gibi dizi ve filmlerde oynadı. Şu sıralar Yalnız Kurt dizisinde Doğan Sakınmaz'ı canlandırmaktadır. Esra Ronabar 19 Temmuz 1978 yılında Ödemiş İzmir'de dünyaya geldi. Dizide Sevgi'yi canlandırmaktaydı. 1997 yılında Ankara Tiyatrosu'yla oyunculuk hayatına başladı ve 2002 yılında Kader Ayırsa Bile dizisinde başrol oldu. Daha sonra Bir İstanbul Masalı, Tatlı Küçük Yalancılar, Kırmızı Oda gibi birçok dizide yer aldı. En son Benim Hayatım dizisinde oynadı. 2006 yılında Barış Falay ile evlendi. 2009 yılında çocukları Mavi Rüzgar doğmuştur. Ekin Koç 21 Haziran 1992 yılında Antalya'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimi 21 yaşında Sana Bir Sır Vereceğim dizisi oldu ve geniş kitlelerce tanındı. Dizide Tilki karakterini canlandırmaktaydı. Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 1. Ahmet karakteriyle daha çok tanındı. Benim Adım Gültepe, Üç Adam ve İnternet dizileri Bozkır, 700 gibi dizilerde oynadı. İkinci Tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Sencer'i canlandırdı. Şu sıralar 3 Kuruş'ta Efe Tekin karakterini canlandırmaktadır. Dizideki en sevdiğiniz oyuncuyu ve hangi özel güce sahip olmak istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında İzmit Kocaeli'de dünyaya geldi. Dizide elektrik gücüne sahip olan Aylin'i canlandırmaktaydı. Bengü'nün dansçısı olan Demet Özdemir daha sonra Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut klibinde oynamıştır. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 21 yaşındayken ilk dizi kariyerine Sana Bir Sır Vereceğim ile adım attı ve bu dizi onun tanınmasını sağladı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde yer aldı. Erkenci Kuş sayesinde 6 ödül almıştır ve toplamda 8 ödülü vardır. En son Netflix'te Aşk Taktikleri filminde oynamıştır. Şu sıralar dijital platform Disney Plus'ta yeni çıkacak olan Dünya ile Benim Aramda dizisinde yer almaktadır. Burak Can 21 Aralık 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dizide Burak karakterini canlandırdı. Oyunculuğa küçük yaşta reklamlarda oynayarak başladı ve ilk dizisine 2010 yılında Gönül Ferman Dinlemiyor dizisiyle başladı. Daha sonra Yılanların Öcü, İçimdeki Fırtına, Darısı Başımıza, Keşif, Nadide Hayat gibi yapımlarda yer aldı. Şu sıralar Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Poyraz karakterini oynamaktadır. Gürcan'ı canlandıran Metehan Sezer 31 Temmuz 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Sana Bir Sır Vereceğim ilk ve son dizisi oldu. Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa çocuk yaşta başlamış ve Karadayı, Aşk Yeniden, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi 11 yapımda yer almıştır. Şu sıralar Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandırmaktadır. Derya'yı canlandıran Zeynep Altıner 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Sadece Kayıp ve Sana Bir Sır Vereceğim'de oynamıştır. Bora Cengiz 9 Aralık 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dizide Levent'i canlandırmaktaydı. 2008 yılında Peri Masalı'ndaki Tolga rolüyle tanındıktan sonra Kavak Yelleri, Bizim Okul, Servet, Tutunamayanlar, Çıplak, Ramo gibi birçok dizide oynadı. Oyunculuğun yanı sıra müzisyenlik de yapan Bora Cengiz'in bir albüm iki teklisi vardır. En son Alev Alev dizisinde Serkan rolünde oynamıştır. Berk Cankat 9 Mayıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Dizide Savaş'ı canlandırmaktaydı. Oyunculuğa tiyatroyla başladı ve Demet ve Ekin gibi onun da ilk dizisi Sana Bir Sır Vereceğim oldu. Bu diziyle adını duyurduktan sonra Medcezir'de konuk oyuncu oldu. Daha sonra Güzel Köylü, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yıldızlar Şahidim, Bir Dilli Rüzgar gibi yapımlarda yer aldı. İpek Bahri Açık 7 Eylül 1985 yılında Antalya'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra çıkış noktası Sana Bir Sır Vereceğim oldu. Kavak Yerleri, İntikam, Hayat Ağacı, Serçe Sarayı, Yeni Gelin gibi dizilerde yer aldı. En son Siyah İnci dizisinde oynamıştır. Esra Öğretmen'i canlandıran Dilşat Çimşek, 25 Kasım 1980 yılında Norveç'te doğdu. Çok Güzel Hareketler Bunlar programında kısa bir dönem yer aldı. Daha sonra Gün Akşam Oldu, Kertenkele, Mutluluk Zamanı, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde yer aldı.
Sedat öğretmeni canlandıran Nezih Can Aksoy, 8 Kasım 1980 yılında Ankara'da doğdu. Dizi kariyerine Sana Bir Sır Vereceğim ile başladı ve Kiraz Mevsimi, Çukur gibi dizilerde oynadı. Gazenfer Ündüz, 22 Mayıs 1950 yılında Adana'da doğdu. 1985 yılında Kuruntu Ailesi'nde oynadı. Daha sonra Belalı Baldız, 5. Boyut gibi 5 dizide doktor rolü oynadı. Kaşak Gelin, Gamsız Hayat, Menajerim Ara gibi 24'ten fazla yapımda yer aldı. Sümeyra Koç, 27 Şubat 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Dizide Şifacı'yı canlandırmaktaydı. Lale Devri, Galip Derviş, Kiralık Aşk, Sen Çal Kapımı gibi dizilerde oynadı. En son Kıbrıs Zafer'e Doğru dizisinde Sandy karakterini canlandırmıştır. Kemal'i canlandıran Serhat Özcan, 1961 yılında Sinop'ta doğdu. Oyunculuğa Davacı filmiyle adım attı. Bir Demet Tiyatro Türbüşon rolü onun daha çok tanınmasını sağladı. Cennet Mahallesi, Çakıl Taşları, Karadayı, Ulan İstanbul, Vatanım Sensin, Çukur, Zümrüt Anka gibi 35'ten fazla dizide oynadı. Reyhan'ı canlandıran Deniz Özerman, 9 Mayıs 1969 yılında İstanbul'da doğdu. BKM oyuncular arasına giren Özerman, 1995 yılında Bir Demet Tiyatro'da Asuman karakteriyle oyunculuk hayatına başladı. Avrupa Yakası, Sevgili Dünürüm, Tarısı Başımıza gibi 21'den fazla projede yer aldı. Ayrıca Bez Bebek'te Belgin, Köstebekgillerde Caner'in annesi, Bay Yanlış'ta Fitnat karakteriyle yeni nesil tarafından da sevilen bir oyuncu olmuştur. Orhan canlandıran Cengiz Tangör, 26 Ağustos 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. 1996 yılında tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra şehir tiyatrolarında 25'ten fazla oyunda oynadı. Dizi kariyeri Yazlıkçılar isimli diziyle başladı. Daha sonra Yılan Hikayesi, Baba, Bir Deli Rüzgar, Mucize Doktor ve en son Kardeşlerim dizisinde oynamıştır. Çağla'yı canlandıran Dila Danışman, 13 Eylül 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Flamenco bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa başlamadan önce uzun yıllar flamenco dansçılığı yaptı. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Cariye rolüyle oyunculuk hayatına başladı. Sen Benimsin, Ankara'nın Dikmeni, Yıldızlar Şahidim gibi dizilerde oynadı. Kunduz'u canlandıran Okan Selvi, 16 Şubat 1967 yılında Gümüşhane'de doğdu. Oyunculuğa tiyatroyla başladı. İlk dizi kariyerine Kaygısızlar ile başladı. Daha sonra 7 numara dizisi onu daha çok tanınmasını sağladı. Köprü, Gönül Çelen, Leyla ile Mecnun, Kış Güneşi, Büyü gibi 32'den fazla yapımda yer aldı. Kunduz'un adamını canlandıran Sedat Kalkavan, 13 Mart 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Perihan Abla, Alemin Kralı, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Atiye gibi birçok dizide oynamıştır. Camgöz'ü canlandıran Alper Türedi, 27 Aralık 1971 yılında Bursa'da doğdu. Oyunculuğa tiyatroyla başlamış, daha sonra Aşk Memnu, Ezel, Adanalı, Diriliş gibi 54'ten fazla dizide oynamıştır. Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 yılında Sofya, Bulgaristan'da doğdu. 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu. Birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı ve Hepsi Bir, Bez Bebek, Merhamet, Kara Ekmek, Fazilet ve Kızları gibi 25'ten fazla dizide oynadı. En son 7 Melek filminde oynamıştır. Kanatsız'ı canlandıran İlkel Amuraben, 9 Ağustos 1989 yılında İstanbul'da doğdu. İsyan'ı canlandıran Mert Asker, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Büyük abiyi canlandıran Ercü Turan, 19 Şubat 1978 yılında Almanya'da doğdu. 1996 yılında Gurbetçiler dizisiyle oyunculuğa başlamış, daha sonra Yılan Hikayesi, Gül Beyaz, Poyraz Karayel, Yalaza gibi birçok dizide oynamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.